Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. ...137 barlar. Kardeşim Hüsrev, Lütfi, Rüştü. Size ustad ve talebeler ve ders arkadaşları içinde fayda verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Bir daha okuyorum. Nerede kullanılacağını söylüyor. Şu an okuyacağımız yeri kullanılacağı sahadan bahsediyor. Size ustada, ustad, şeyh, lider, hoca, abi, abla nasıl bakılacak? Talebeler yukarıdan aşağıya, şeyh, abi, abla yukarıdan aşağıya nasıl bakacak? Ders arkadaşları içinde, bak görüyor musun sahasını? Böyle düşünmüş müydün? Bak, bak üç sahada talebelerin alt tabakanın üst tabakaya. Bu siyasi olur, dini bir cemaat olur, iş yeri olur, patron, işçi. Ne? Evde aile olur, evin reisine karşı. Bu bir. Talebelere yukarıdan aşağıya, patronun, hocanın, şeyhin, liderin, siyasi liderin, abinin, ablanın aşağıya, ders arkadaşları içinde fayda verecek bir fikrimi beyan edeceğim. Fayda verecek bir ölçü. Şöyle ki, sizler haddimin fevkinde bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız. Bak, bir cihetten böyle, yani Said de Nur talebesi olunca ders arkadaşıyız. Eğer Dellal-ı Kur'an olan vazifedarlık makamı ise ki kişide üç tane şahsiyet var. Üç tane şahsiyeti nazara almayanlar zulmederler, zulme uğrarlar. Hiçbir olayı çözemezler. Çok mühim. Bir beşeriyeti var, iki ubudiyeti var, üç vazifedarlığı var. Bunu uygularken şahsi hukuk, umumi hukuk. Has mıdır, am mıdır, umumi midir? Mesela şeye hatıra var. Ve bizzatı duydum kendisinden de. Rahmetli Sungur abiden duydum 1986'da. Duyan çoktur, kitabında da yazar. Arkasında namaz kılarken seferiydim diyor. Ya Rabbi niyet eyledim işte şu namaza. Uydum önümdeki Mehdi'ye. İçinden demiş böyle. Geri dönmüş. Keçeli demiş. Niyetini değiştir. Bu bir. Biz diyor seferi olduğumuzu bildiği halde diyor. Dört rekat kılardık. Bize itiraz etmezdi. Bizi uyarmazdı ustad. Bu bir hatıra. Am mıdır, has mıdır? Doğrudur bu hatıra. Fakat bizi bağlamaz. Hastır. Bizi neresi bağlar? Ölçü adına söyleyeyim. 27. sözde Nur talebeleri kitap bağlıyor onları. Nedir? Seferde olan Hanefiler namazı kasretmek aynı hikmettir, vazifedir. Tamam? Namaz kasredilir. Ötekisi has ve hususu ona hastır. Niçin ona diyebildin? Arkadaşlar ben soru çözmüyorum, formül vermeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Şimdi bir kişi meşgul olsun kapıyla. Bak formül vermeye çalışıyorum. O zatın yani Bediüzzaman'ın onu yaparken hangi şahsiyeti vardı? Beşeriyeti mi, ubudiyeti mi? Ubudiyeti vardı o anda. Vazifedarlığı mı? Namaz kılarken ustad ubudiyeti vardı. Ve ubudiyetiyle Sungur abiye demiş. Şimdi
her zaman herkesi bağlayacak ölçü Risale-i Nur'da vardır. Hatıralar değil. Hatıralar ne zaman değerlidir? Risale-i Nur'un açık emirlerine paralel giderse tamam febiya. Çatışır ve çakışıyorsa hatıralar şahsına münasır bırakılır. Usul, ilm usulü dinde de kaydı böyledir. Şimdi Risale-i Nur'da 27. sözde namaz Hanefiler kasteder. Sungur abi hatırasını böyle, ona hastır, ona hapsedilir. Tamam. Kaydı ne için anlatmaya çalışıyorum? Bak, herkes de, siyasi liderde, hocada, kardeşte, ablada, abide, zındıkta, zındık gerçi olur mu bir de? Bir, üç tane şahsiyet olur. Beşeriyeti var, ubudiyeti var ve vazife darlığı var. Nereden söyledim, hatırladınız mı? 26. mektup. 26. mektubun? 4. nefası mı? Yok. 26. mektubun, yeri söyleyeyim ki, 26. mektubun ikinci mefasında. Tamam. Diyor ki, bir insanın mütadi şahsiyetleri olabilir. Burada anlatıyor sevgili kardeşim. Ben size hulasa ediyorum. Bana külliyattan gösterildiği zaman şey yapıyorum. Yoksa şahsi indik anlatları hiçbir itibar etmiyorum. Ustadımızın halis talebelerin bile hatırası doğrudur. Ama külliyata çatışınca kanaat etmiyorum ve ona has kılan bir insanım. Öyle bana bazı yazılar geliyor vesaire, kanaatler geliyor. Hiç böyle başından bir cümle okuyorum. Baktım şahsi kanaat kokuyor. Atıyorum çöpe, delete. Hiçbir değer vermiyorum. O da bilinsin. Kendi çünkü şahsi kanaatıma bile değer vermiyorum. En büyük savaşım kendimedir. Ne zaman benim ifadelerimde, konuşmalarımda size itici geliyorsa inanın adınız gibi ki ben kendimi koymuşum. Yani kendime göre izah etmeye çalışmışım külliyatı. Tamam? Şimdi arkadaşlar, bu çok önemli de ben bak burada sayfa 319, yani ikinci mefas. Ben hulasa ediyorum çabuk olsun diye. Çünkü okuyacağım çok yer var. Beşeriyeti babadır, kocadır, evlattır, hanımdır. İnsanız ya, yeriz, içeriz, tuvalete gideriz. Ya yani beşeriz. Ben bu masadan çıktım, beşerim. Tamam. İkinci bir şahsiyetimiz var. Namaz kılmak, kitap okumak, tefekkürümüz, orucumuz, takvamız, banyodaki duruşumuz, seni en iyi belirleyen kendince odur. Odanda sünnet kılınışın. Bakın banyoda peştemal kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Kıbleye karşı dönüp yıkanıyor musun, yıkanmıyor musun? Temizlik malzemelerini lavabodan aşağı gönderip göndermiyor musun? İmanının kendi sorgulama yerindir. Kimse bilmez orayı. Efendim, milletin içinde kıbleye karşı ayak uzatılmaz veya mutlaka tesbihatı kıbleye karşı teşehhütte oturur gibi oturmanız lazım diyen ben demiyorum. Kitaptan haklı. Ben hususi odamda sünnet kılarken böyle yapıyor muyum? Herkesin yanında böyle böyle, kendim böyle. Bu ikinci şahsiyetin. Seni sana gösteren bir simgedir. Kimse bilmez onu da. Tamam? Bir beşeriyetimizdir. Tuvalete gideriz. Erkeğiz, kadınız. Gideriz, geliriz, yeriz, içeriz. Bu beşeriyet. İki, hususi dünyandaki Rabbinle münasebetin. Onun da sünnet-i seniye senin için çok nettir. Bakayım banyoda ne yapıyorsun? O çok önemli. Hususi odanında ne yapıyorsun? Ha? Namazında ne yapıyorsun? Benim sizin yanınızda ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kendi onda da Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kafalar darmadan. Böyle yapıyor muyum? Bu ikinci. Bizi ilgilendirmiyor bu ikisi de. Üçüncü bir şahsiyetim. Dellal-ı Kur'an olan bu Said'in muvakkaten bu makamı. Barla da geçiyordu değil mi? Hulusi abi diyor ki ben derse geçince bende tuhaflık oluyor diyor. Ustad da diyor ki
Orası diyor Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için o hal sana ariz oluyor. Seninle alakası yok diyor o. O diyor Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamıdır diyor. Hatırladınız mı? 49'da. Tamam. Orada şey var. Şimdi bu ariz oluyor. 27'de de var. Zannediyorum. O Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamı. Tamam. Şimdi buraya bakın. Şimdi bir insan üç tane, bana bak. Bu üç tane şahsiyet var. Sonra notunuzu alırsınız. Üç tane şahsiyet var. Allah aşkına. Bir konuşuyor, davranıyor, bir şeyler diyor. Hangi şahsiyeti temsilen söylüyor? Beşeriyetini ölçü alıp da vazife darlığına gölge yaparsan ne kadar zalim olursun. Allah kimsenin başına vermesin. Bunun altına çıkamazsın. Beşeriyetini ölçü alıp da basit adam ya falan. Ubudiyetin orucunu, Allah'a karşı içsel enfusi yapısını, tefekkürünü kale almamak. Ne kadar zalim olursun. Bu neyse bunu ölçü alıp buraları yok etmek ne kadar zulümse, dellallık makamında, neşir makamında, tebliğ makamında, vazifelik makamında iken de bu halini beşeriyette görmek. Beşeriyetini de böyle zannetmek. O da o kadar zulümdür. O adamı öyle yapmak zorunda bırakıyorsun. Artık hareketlerini öyle yapmaya çalışıyor bu da. Zulüm olur o da. Yani vazifede abi böyleydi ya falan, bu hocamız falan uçuyor kaçıyordu, tamam öyledir. Senin bildiğinden daha yüksektedir. Sen muhabbetini bu sıfatına bağladın. Uçuyor kaçıyor, her şeyi biliyor, müceddittir, müfessirdir, muallâdır bilmem nedir diye muhabbet bağladın. Ya öyle değilse inkısır hayale düşersin ve çökersin diyor. 88 Kastamonu'da değil mi? Ziyaretli meselesinde. Peki muhabbetimiz ne yapacağız? Bu insan Ehl-i Sünnet vel Cemaat dairesinde hakaik imaniye ve Kur'aniye'ye hizmet ettiği nispeten ayağı başımızın üzerindedir. Öyle mi? Öyledir. Yakışıksız yakıştırmalar bizi hiç ilgilendirmiyor. Hatıra bile külliyata çatışınca kale almadığımız gibi yakışıksız yakıştırmalar, isnatlar da böyle hiç yakışmıyor. Atacaksınız, hiç kale kulağınızı kapatacaksınız. Çünkü niye? Bu ahir zaman diyor çok çalkalandı, çok çalkalanıyor, çok şey doğurdu, çok şey de doğuracak. Diyor mu demiyor mu? Ama abi ya böyle böyle oluyor ya, böyle böyle ortalık. Müjdeler olsun o zaman. Hakikaten böyle böyle mi? Ha. Büyük felaketler güler yüzlü intibalar doğurmak içindir. 223 varla. Büyük felaketler, unutmayın, büyük felaketler standart hayat değil. Büyük felaketler güler yüzlü büyük intibaları doğurur. İntibaları doğurur. Allah Allah. Çok büyük nimetleri doğuracak. Bizim Karadeniz'de bir laf vardır böyle. Dere gelmeden balık olmazmış. Dere gelmeden balık olmazmış. Çünkü yukarıdan balık, mağaradaki balığı fırtına getirmesi lazım. Yoksa balık mağaradan çıkmıyor. Çıkmıyor, orada yavruluyor. Bizde balığa ihtiyacımız var. Olmuyor kardeşim. O zaman dere gelmesi lazım ki mağaradaki balık derenin getirdiği çamur mağarayı kapatır. Zanniyle çıkar, aşağılara gider. Madem geçici dünyevi musibetlerin sonları ekseriyetle ferahlı ve hayırlı oluyor. Mesela Yusuf'un Mısır azizi olması, bu kuyuya atılması, sonra hapsedilmesinden sonra olmuş. Tamam, başka. 755'te bir yerde var, onu da okuyayım size. Mesela başka şey yapacağım. Şualar mı abi? Şualar, evet. Bak, nurani alemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hazreti Yusuf
Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı. Ben bir daha okuyorum. Bir daha okuyorum, iyi dinleyin ama. Hazreti Yusuf, Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kafirler tarafından atıldığı kuyu ve halis, muttaki Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Sana bir sadeleştirme yapıyorsunuz abi. Yusuf'u kafirler, zındıklara atmış kuyuya. Müslümanı, Müslümanı ancak Müslüman öldürebilir. Kafir öldüremez, yok edemez, mağlup edemez. Müslümanın ihtilafından, Müslümanın ihtilafından kafir ancak muvaffak olur. Yoksa başka mümkün değil. Bak, Yusuf, Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirasının üzerine konulduğu hapis yoluyla olmuştur. Kardeşleri dikkatini çekmiş miydi? Bir Müslümanı ancak Müslüman bildiği için haset eder. Kafir onu tanımıyor ki haset etsin. Ve bir Müslümanı gıybet eden Müslümandır. Kafir tanımıyor ki. Beni en iyi tanıyan, beni takip eden dava arkadaşlarımdır. Beni en çok bana suikast, bana en çok gıybet, haset vesaire eden, beni çekemeyen komünistler değil. Benim varlığımdan haberleri yok. Benim dava arkadaşlarımdır. Can yoldaşlarımdır. Bu böyledir yani. Kuralı ilahidir. Aslında abi o zaman Mısır aziz olamayacak Yusuf Aleyhisselam. O şey gözüküyor. Ha, ille böyle aranmaz ama dikkat ederseniz bütün miraçlar felaketlerin içinde olmuştur. Mesela Yunus Aleyhisselam'ın miracı nerede olmuştur? Balın karnında olmuştur. Ustad ne diyor o felakete? O felakete bak ne diyor? Allah aşkına şu cümleyi gördünüz mü? Ama bu noktadan baktınız mı? Bak. Bak sevgili kardeşim. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbebül esbabdan başka bir melce olamadığını. Olamadığını yani sebeplerin, sebeplere boğuluyorsan, sebepler arkasındaki sebeplerin sahibi olan Allah'a dayanmaktan başka çare olmadığını gördü Yunus. Ne oldu bak, ne oldu? Şuna bakın. Sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhidde inkişaf etti. Bak, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için. Şu münacat, birdenbire geceyi, denizi ve Hut'u musahhar etmiştir. Şu gündelik hayat bu değil mi? Gündelik hayata bakın bakalım. Gece, şu anda gece değil mi? Ahir zaman fitnesi, gece, deniz ve Hut. Üç tane birbiri içinde bela. Ama o belanın içerisinde büyük intibahlar var. Çünkü büyük felaketler güler yüzlü büyük intibahları doğurur dedi. Sayfa 223 Marla'da. Abi miracı olduğuna bir delil de orada ehadiyetiyle diyor ya abi. Ehadiyetiyle aferin be. Elhamdülillah böyle aferin lan size. Bak sırr ehadiyet, ehadiyet demiyor. Balığın içinde olana bakın. Yunus Aleyhisselam bir baktı ki gece deniz balık. Gece, deniz, balık. Hadi beni hiç ilgilendirmiyor ki Yunus balığa girmiş. Ben mi gireceğim? Niye Kur'an bunu bana getiriyor? Peygamber kıssalarında benim kendini koyacaksın. Kuyu bedendir. 11 tane Yusuf'un arkadaşı, kardeşleri kötü sıfatlarımızdır. O Yusuf ruhtur. Meyrem dimadır. İsa kelimetü minallah. Ağzımdan çıkan ulvi sözlerdir. Ölü gönüller diriliyor. Koca görmeden Meryem döllenmesi, Cebrail aleyhisselam kulak zarını bozmadan dima döllenmesi. Vahiy, ilham. Bak şuraya bak. Sırr-ı ehadiyet, ehadiyet demiyor. Sırr-ı ehadiyet miraçtır. Ehadiyet inkişaftır. Sırr-ı ehadiyet miracı kendisidir. Sırr-ı ehadiyet nur-u tevhid içinde ne olmuş? İnkişaf etmiş.
O zaman 3 tane zulmet yok olmuş. 3 tane beşeriyet unutmayın. Gece, deniz ve balık. Geceyi, denizi, hutu musahhar etmiştir. Anlıyor musunuz? Hep birbiri içinde bu dersler. Aslanım Risale Nur, canım benim. El öpeceğimize hakikati öperiz. Ustad diyor ki, o cevizi meydana getiren o mendili diyor değil mi? O hürmeten onu gönderen zata, zatın mendilini, o cevizi göndermiş, cevizin kabuğunu bile o gönderen zatın hatırına öpülür diyor. Değil mi? Ha, bak şuraya bak. 3 tane şahsiyet, 3 tane olumsuzluklar. Bakın o 3 tane şahsiyetle şunla bunlara bakarsan ne kadar zulüm, zalim olursun. Bununla da bunları böyle istemek, yani dellallık makamındaki vaziyetini mesela diye uygulayayım. Ben şimdi bu ders yapıyorum. Bu ders biraz mutalarlı. Bu değil, cumartesi dersindeki o hal, ahval veya şu andaki ahval. Benim hayatımdaki beşeriyetimin her safhasını aramak, her konuşmamda, oturup kalkmamda, her şeyde böyle beni beklemek. Zulüm değil mi? Bana işkence değil midir? Yani ben de mecburum öyle yapmaya falan. Ben aman dikkat edeyim. Ya acayip bir şey. Bir insanı Allah'ını severse, peygamber değil ki vahiy gelsin. Hiç kusur yapmaz, hiç eksiklik yapmaz. Nasıl böyle düşünebiliyorsun? Sen böyle bir şey var mı ya? Böyle bir adet var mı ya? Hazreti Ali'ye demişler, radıyallahu anh, İmam Ebu Yusuf'tan da gözüküyor. İmam Ebu Yusuf'tan söyleyeyim, aynı mana. Demiş ki, memurdu ya, ücret alıyordu. Kadi vazifesi yapıyordu. Bir soru sordular, bilmiyorum dedi. Aynı mecliste bir daha, üçüncü. Madem bilmiyorsun o makama niye geçtin, bir de maaş alıyorsun demiş. Demiş ki, ben bildiklerim kadarıyla diyor. Buradayım ve maaş alıyorum. Eğer bilmediklerimin karşılığında para alsaydım demiş, bana devlet maaş veremezdi. Biz insanız arkadaşlar. Bildiklerimizi de biliyoruz, bilmediklerimizi bilmiyoruz. Kusurluyuz. Ha, 3 tane şahsiyeti sakın aklınızdan çıkarmayın, yoksa zulme uğrarsın veya zulme dersin. Böyle ustadını bak şöyle aham şaham şöyle laf koyma. 3 tane şahsiyeti anladık. 3 tane şahsiyeti anladık mı? Bu 3 tane şahsiyeti uygulayalım şimdi. Umumi hukuk mu, şahsi hukuk mu? Adam bir konuştu. Yani kendi beşeriyeti var, ubudiyeti var. Ama bütünü temsil etmek makamında konuşmak ayrı bir şeydir. Yani bir şahsi hukuk mudur, umumi hukuk mudur? İşari mana mıdır, sarih mana mıdır? Yani bunları bilmiyorsan ne konuşuyorsun da mesuliyetin altına giriyorsun kardeşim? Girme kardeşim. Bunun bedeli çok ağır. Diyelim ki şöyle bir misal diyeyim. Emirdağ'la söylüyorum, hatırlarsın. Bir insana kafir dedin. Şeyde anlatıyor bunu. Vehhabilik meselesinde. Celaleddin Suyuti nazara veriyor oradan. Diyor ki o şey telin etmek sahabeleri veya şeyim o olmuş ya, Hazreti Hüseyin'i şehit etmiş onun Velid, onun sahabe babası dedesi neydi onun adı? Yok muhalle değil mi şey meşhur sahabe Peygamber Aleyhisselam'ın katibi katip Hazreti Ali ile savaş yapmış Maviye vesaire. Yani bakın bir insana orada anlatıyor. Kafirsin desen, isabet ettin. Sebabın var mı? Yok. Peki kafir değilse ne oluyor bedeli biliyor musun? Sen oluyorsun. Peki tek yönlü çalışan bu sisteme ahmak mısın, buna giriyorsun? Allah dedi mi ki ona hükmette? Hükmediyorsun. Ne zorun var? Ne zorun var sevgili kardeşim? Yapma. Ne yap? Ahır zamanda ağzına fermuar tak, kılıncını körle, otur yerde. Eğer bir vazifen varsa senin, yani toplumsal bir temayül, zındıkların, dinsizlerin İslam'ın aleyhine kullanmasın diye, benim Müslüman kardeşlerimin eline vereceksen bir malzeme, doğru malzeme, doğru düşünsünler, doğru yolda olsunlar, münafıklara alet olmasınlar düşüncesi veya öyle vicdanen bir vazife hissediyorsan onu söyle. Ama kaynaklı söyle. Yoksa sus. Yürüyorsanız oturun. Oturuyorsanız uzanın, yatın. Fitne zamanında evinizden çıkmayın. Çıkmayın diyor Allah Resulü. Çıkmayın.
Ahir zaman çok şey doğurdu. Çok çalkalanıyor. Çok şey de doğuracak. Sayfa 339'da. Bu ahir zaman çok çalkalanıyor. Bu ahir zaman çok çalkalanıyor. Bu fitne-i ahir zaman acip şeyler doğuracağını ihsas ediyor. Şimdi arkadaşlar, ben esas mevzumuza geliyorum. Yüz kaçtı? 137. Bak, ustada bakın. Bak bakışımızı da. Ustada bakışımız. Büyüklerin yukarıdakilerin talebelere bakışı. Ders arkadaşları. Bakış. Sizler haddimin fevkinde bir cihette talebemsiniz ve bir cihette de ders arkadaşımsınız. Bir cihette de üç tane bak. Mü'in ve müşavirlerimsiniz. Yani sizinle mevzuları konuşuyoruz. Meşveret ediyoruz. Sizin meşveretinize havale ediyorum diyor. Bak ölçüye bak. Yani harika bir şey ya. O kadar acayip ki. Aziz kardeşlerim. Ustadınız lahuti değil. Lahuti hata yapmaz, yanılmaz değil. Hata yapmaz, yanılmaz değil. Ama yanıldı denilmez. Ama usul bakımından ilmi usulü din kaydesince peygamberlerin dışında hiç kimse masum değildir. Öyle mi? Kayde budur. Ama masum değildir demekle de herkese bir suizan edip kusur yapabilir yerine kusurludur demek de suizandır. Allah muhafaza etsin. Allah Kur'an'ımızda diyor ki Rabbimiz suizanın küçüğünden de kaçının. La tecessüsü, tecessüs etmeyin, suizan etmeyin, laf götürüp götürmeyin. Şeyin sözüdür galiba Hazreti Ali'nin, ya Bilal abişinin ya Hazreti Ali radıyallahu anh. İkisinden birisi. Yalan olarak diyor, her duyduğunu nakletmen sana yeter diyor. Ben duymuştum. Söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Duyduğun özür değil o. Tahkik yapmadan söylediğin yalan da yalandır. Senin uydurduğun gibi ceza alacaksın. Yalan olarak her duyduğunu söylemek sana yeter diyor. Ustadınız lahuti değil, yanılmaz, hata yapmaz değil. Onu hatasız zannetmek hatadır. Yeter. Ama hata yaptı, kusur yaptı diye aşağıda benim gibidir demek de zulümdür. Beşeriyetiyle yapar, ubudiyetiyle yapar ama temsilciliği var ki o hiçbir şeyle düşmez o. Onu ben seçmedim, onu sen seçmedin. Onu Allah seçiyor. Çünkü hadisi kutsi var. Allah bir kulunu severse onu dinine hizmetçi seçer. Peki nasıl bakacağız? Ölçüye bakın. Mehmet'im bakıyor musun tatlım benim? Tamam bakıyorsun orada da ben de yani ima etmek istiyorum. Çok önemli de ben heyecanlandıran şeyleri böyle mahsus isimle vurgulamak istiyorum. O ruhanileri de etkilensin diye bak. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla beni en çok memnun eden, ziyade memnun eden yapmaya çalışıyorum. Gayret ediyorum kendi hayatımda ve birbirimize bakmaya. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla hazineyi kıymetten düşürtmez. Hasenenin 10 sayılmasıyla seyyemin günahların bir sayılmak cihetiyle insaf odur ki bir seyyiye bir hata görünse de sair hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Ha baktık abiye bak, hocaya bak ya, şıkı bak, lidere bak, daha bilmem ne bak. Niye? Ha böyle dedi, böyle yaptı, şöyle yaptı. El insaf ya. Sen Müslüman mısın, değil misin kardeşim? Allah'ın böyle muamele ediyor, Allah'ın iddia ettiğini Allah'ın böyle yapıyor. Sen haşa, kraldan daha mı kralsın? Allah'ın diyor ki, sizin diyor, ama şunu söylemeden geçemeyeceğim, şu anda kendim var içinde. Merhametsiz bir insanın kabirde münker mekirin
merhametli davranacağını hiç beklemesin. Zira merhamet etmeyene merhamet edilmez. Unutmayın, benim inancımı söylüyorum. Benim hayatımın bütünlüğü, itme, sorgulama, yargılama, merhametsiz, bağnaz, geçimsiz, kusur bulan, kucaklamayan, itip kalkan tipsem hayatımın, yani her halim değil, hayatın tümüne bakılır. Buradan okuyacağım. Eğer ben böyleysem, bilin ki kabirde ben böyle muamele göreceğim. Çünkü yapmadığımın zıttı ile muamele isteme hakkım yoktur. Merhametsizce davranırken merhamet bekleme hakkına sahip değilim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sohbetinde, bir meclisinde sahabe-i kirama aftan bahsediyor. Sahabe-i kiram, Allah onların feyizlerini, bereketlerini, ecirlerini, cezakumullah hayren kesira, amin. Allah onlara hayırlı cezalar versin, mükafatı. Dediler ki, ya Resulallah, ne kadar affedeceğiz, ne kadar af olalım. Allah Resulü'nün şu psikolojisine bak yani. Ne kadar onun hakkında kitap yazarsın, konuşursun, dersini dersin. Allah Resulü öyle yapmıyor. Onun için beni deli ediyor yani. Mübalağa demiyorum, inancımı da sokmuyorum. Şurada kurduğu yönteme bak, şablona bak Resulallah. Beşeriyetiyle mümkün değil bu. Kur'an. Ya Resulallah, ne kadar af edelim birbirimizi. Umumi hukuk değil, aşağısı hukuk. Allah Resulü şöyle yapıyor. Bunları alıyor fikren, sorularına cevap. O oraya, o konuşmaya bir nokta koyuyor. Büyük harfle, ya ashabım, haşir meydanındasınız. Hesabınız görülüyor. Size nasıl muamele etmesini isterdiniz Rabbiniz? Haşir meydanında güneş tepenize bir karış kalmış. Terden boğuluyorsun vesaire, o tasvirler malum. O haşir meydanında nasıl muamele edilmek isterdiniz? Herkes sustu da. Onu oraya bir götürdü onları fikren. Haşir meydanında hesabım nasıl olmasını isterdim? Rabbim bana nasıl davranmasını isterdim? Hayalet hayalet. Bu adamı getir şimdi. Hah, birbirinize böyle davranın diyor. Bana merhametli davranılmasını isterdim haşirde. O zaman merhametli ol. Peki ne kadar merhametli olacaktın? Ne kadar merhamet istiyorsan o kadar merhamet et. Ölçü budur. Ne kadar haşirde merhamet istiyorsun, ihtiyacın var. Ne kadar Fatih merhameti muhtaç olacaksın? Sonsuz. O zaman sonsuz muamele. Kusura bakma, kendine sonsuz muamele iste, bana sonlu muamele yap. Sanki dinin sahibi sensin, misal için söylüyorum. Yani bu kurallara biz uysak dünya cennet olmaz mı? Peki münafık, zındık Müslüman arasına girebilir mi? Bu. Giremez abi. Giremez. İslamiyet'e girerler abi. Vallahi İslamiyet'e girerler. Aferin lan. Araya giremezler. Allah'ım bak şimdi. Bir siyye, bir hata görünse de sair hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Hakayıka dair mesailde külliyatları ve bazen de tafsilatları sunat ilhamiye nevinden olduğundan hemen hemen umumiyetle şüphesizdir, katidir diyor Risale-i Nur. Yani %100'ü değil ama ekseriyeti mutlaka itibariyle hakaika dair meselede külliyatları yani Risale-i Nur'ların ekseriyeti mutlakası ilhamattır, sunuattır, tuluattır, işarattır, rumuzattır. Yani kendi doğasından çıkmamıştır diyor. Onların hususunda sizlere bazı müracaat ve istişare, Hulusi abiye nasıl buldun, kendin bazı bulduğun yerleri tahsiye edebilirsin veya bu resimde nasıl buldun diye size istişare, hani mektup göndermem, onu doğru mudur, yanlış mıdır diye için değil, tarzı telakkisine dairdir. Yani nasıl anladınız, onu öğrenmek için soruyorum dedi. Tarzı telakkinize bağlıdır. Zaten yanlışlık nereden geliyordu? Yanlışlık neydi? Şahsiyetleri böyle mi? Yok, Divan-ı Al-Böfü'mü getir o zaman. Başı vardı onun. Hadi bakalım. Onların hakikat ve hak olduklarına dair değildir. Görüyor musunuz mektubu? Tamam, bunu şey yapacağız, dur. Yerine göstereyim sayfayı ki
tesiri oluyor. Onun için getiriyorum. Ezberimde var ama göstermek istiyorum. Yanlışlık şundan, şundan diyor. İki tane şey söyleyeceğim. Onların yani nasıl anladınız, hak mıdır diye mektup yazma sizin tarzı telakkiniz içindir. Onlar hakkında ve onlar hakikat ve hak olduklarına dair değildir. Çünkü hakikat olduklarına tereddüdüm kalmıyor. Yok, öyle bir şey yok. Şimdi başka bir yer okuyacağım sevgili arkadaşlar. Ya Rabbi. Bunu sonra alayım. O kadar yer var ki, o kadar yer var ki bu konuda ustadımız bizi bırakmayacak kadar. 232'de ne var? 232. Yanlışlığı bulun bakalım. Nerede yazıyor? Kaçın sayfadaydı? 18'di galiba. Aferin be sana. Hemen aferin diye göndermeyeyim. Belki de geri alırım. Ama tebrik ederim Fatih'im, canım benim. Yanlışlık göstermek için yapıyorum. Yanlışlık neymiş? Doğru bir şey yanlışa hizmet eder mi? Doğru bilgi yanlışa hizmet eder mi? Kullanıldığı yer gibi mi? Eder. Mesela hariciler Hazreti Ali'ye dediler ki, bunu okumadan söyleyeyim. Hariciler Hazreti Ali'ye dediler ki, Allah'ın kanunuyla hükmetmeyen kafirlerin ta kendileridir. Ayeti söylediler. Hazreti Ali dedi ki radıyallahu anh, bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Hakkı batılda kullanılıyor. Onun için muvaffak olunuyor. Mesela kafirler dahi zındıklıklarında ihlas yöntemini kullandıkları için muvaffak oluyorlar. Yöntem doğru, gaye farklı. Yanlışlık, tatbiki nazariyat, yanlışlık bir, doğru bilgini doğru kullanamamak yani tatbiki nazariyat ve muktezai hali düşünmemekten çıkar. Yani bunu deyim mi, demeyim mi? Dersem bana ve cemaatime, Müslümanlara ve Müslümanlığa ne katkı sağlar? Kimin ümidini güçlendirir? Kimilerini yese atar? Bunu hesap etmeden doğru bir şeyi ortaya koymak yanlışa hizmet etmiş olur. Yanlışlık iki temelden kaynaklanıyor. Malzemesi doğru iken nasıl yanlışlık oluyor? Tatbiki nazariyat yani o doğruyu uygulama zamanı ve zemini, yöntemi ve yolu. Yani bir daha söyleyeyim uzatmayayım. Doğru bilgini doğru yerde doğru kişilerle. Bu bir. Mesela şöyle uygulayayım ben onu. Şimdi mısırı aldım ben. Kar da attım kar. Tarlaya. Olur mu? Tarlaya ekiyorum mısırı, buğdayı. Olmaz değil mi? Karda olmaz. Zaman olmadı. Kar zamanı oldu. Veya kayalıklara atıyorum mısır tanesini, buğday tanesini. Oldu mu? Olmadı. O da zemin. Doğru zemin, kayalık olmayacak. Doğru zaman. Yani doğru yerde, doğru zamanda doğruyu kullanırsam doğru olur. Doğruyu yanlış zeminde, yanlış zamanda kullanırsam yanlış olur. Ve yanlışa hizmet eder. Hazreti Ali'nin tabiriyle bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Çünkü bazen biz doğruyu insanları celbetmek için kullanırız, onu maksadımıza alet ederiz. Ya Allah kimsenin başına vermesin. Mesela adamın iyi art niyeti varsa ne yapar? Geçer bu masaya. İşte Bediüzzaman şöyle diyor, Allah böyle diyor Celle Celaluhu, peygamber böyle diyor bilmem ne, bir sürü ama ya Rabbi içinde herkes var o konuşma. Bir cümleyi alıyor. Peki, uygulamasını söylüyor 38'de, Kayseri plakası. Uygulama sahasına yanlışlığı tatbik ediyor bak. Yeri gösteriyorum, gözünüz aşina olsun diye. Bak burası, gördünüz mü biraz? Bak. Yanlışlık o ikisini uygulamasını yapıyor.
dinde hassas. Bak yanlış yapan adama bak. Dinde hassas, kılık kılık yarar. Teheccüd, evvabin, duha, işrak, gece gündüz namaz. Aman ha, dikkat edin. Yani dinde hassas. Fakat muhakeme-i akliyede noksan olanlar, iyilik zannı ile o bataklık zeminde tohum ekmeye başlaması ile. Dinde hassas. Çok dindar. Acayip. Fakat muhakeme-i akliyesi, muhakeme-i akliyesini biraz önce 18'de okuduk. Nedir o? Tatbiki nazariyat, muktezai hali bilmemekle, bunun adı muhakemesizlik ve muvazenesiz. Bir de okuyorum. Dinde hassas ve muhakeme-i akliye noksan olanlar, iyilik zanniyle o bataklık zeminde, cemiyetin şu andaki böylesinde, bataklık zemininde, hakikat tohumunu ekmeye başlamasıyla, böyle fitnenin içinde, hak ve batının karma olduğu dönemde, hakkı içine atmak, o da bulanır. O, ne yapacaksın? Onun dışında olarak hakkı ifade edeceksin ki, kalpler ve vicdanlar celp olsun. O fitnenin içinde fitneye de doğru dahi desen sen de onlardan olduğunu zannı gelir. Onun dışında olman lazım. Onun için Allah Resulü fitnenin içinde olmayın. Çıkın diyor. Evinize girin diyor. Hallacı Mansur meselesinde gül atan gibi mi abi? Aynen evet. Mesela Hallacı Mansur'u taşlıyorlar. Allah razı olsun. Bazen güzel ifadeler getiriyorsun. Diyor ki Hallacı Mansur'a demişler ki sana en acı gelen hal neydi? Beni taşlayanların içinde bulunup bana gül atandı diyor. Ama gül attı. Ama niye onların içinde onlardan gözüktün? Ama gül attı. Doğru bir şey attı. Ama yanlış yerden attı. Anladık mı bak? Gül attın. Doğru bir şey attın. Doğru yaptın. Doğru söyledin. Doğru ifade ettin. Doğruyu ortaya çıkarttın ama yanlışlarla beraberdin. O zaman o senin doğrun, yanlışların eline senet olacak. Çünkü niye? Muvazene-i akliye ile muhakeme-i akliye yapamadığından doğru yerde doğru zamanlama gerekiyor. Yoksa hem ben hem alakadar oldum arkadaşlarım, hem Müslüman hem Müslümanlık zarar görür. Ama neyle? Batıl yol değil. Doğru bir malzemeyle batıla hizmet etmek. Doğru bir malzemeyle batıla hizmet etmek. Sayfa kaç tabi şimdiki bu abi? 38 ve 18. 18 yazdı. Divan-ı Harbi Örfi yani cemiyetin büyük mahkemesi. 18. Bunu bir okuyun Allah aşkına fitne döneminde. Tam vakti gelmiş bunu okumanın. Şimdi bakışımızı şey yapalım. Burada devam ediyordu da burada ne vardı ki? Barla 130 diyor ki Usta Hazretleri bir otomobil almış. Yani otomobil almamış da otomobilim olsa da hizmet etseydik. Kardeşleri ziyaret ederdik. Temenni etmiş. Bir seyahatte de abilerin yanında konuşmuş. Keşke bir arabamız olsa da böyle bir şoför bir araba götürüyor. Ya diyor uzak yerlerdeki dershanelerdeki kardeşlerimi ziyaret etsem. Böyle bir temenni. Ama alın dememiş. Abiler bunu emir telakki etmişler. Ve 4000 liraya, ben çabuk anlatıyorum. İkinci emirde 232. 4000 liraya otomobil almışlar. O gece baskına uğramış. Başta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İmam-ı Ali ve Abdülkadir Geylani, ustada demişlerdi ki, sen vazifende ne vardı? İn ecri ila alellah, ben ecrimi ancak Allah'tan isterim. Allah da diyor ki, sizden bir şey talep etmeyene tabi olunuz. Efendim ama nasıl yapacağız, nasıl hizmet edeceğiz falan, onu bilmem ben de. Onu bilmem. Ben o kadar kafam çalışmaz. İkinci mektup. İstina mektubunu da yanlış anlaşılıyor. Veya öyle işimize geliyor.
İstina mektubu istememek diye anlıyoruz. Oysa verenin nasıl vereceğini anlatıyor. %50'si olur. %50'si istememek. %50'si de istinayı yani bahane yapıp arkasında girip de ahtapot gibi başkasının hizmetinden hizmet alan kişileri anlatıyor. Senelerce hizmet aldığı dershanelerde, yurtlarda, şurada, burada senelerce gider abdest suyunu alır, tuvaletine gider. Elektriği harcar, yemin yer, suyunu içer ama bir tane benim de bir ay katkım olsun demez. Ya, peki bu nedir o? Bunlar da fırsatçı tiplerdir. Peki o istina mektubu nedir? Veren nasıl vereceğini anlatıyor. Onlar istemeyeceğini bileceksin. Onlar istemez. Onlar talep etmez, öyle gözükmez. Yani tamam mı? İşimize geliyor. Üstad Hazretleri, niçin anlattım bunlarla kalı. Üstad Hazretleri de gece baskına uğramışlar. Olsun, sen bunu demeyecektin. Sabah kalkmış, demiş ki, aman bu otomobili hemen demiş satın. Aldığınız fiyatta da satılmazsa, o aradaki boşluğu ben her şeyimi satarım, çamaşırımı öderim. Kim ne kadar hisse vermişse paraları ona gönderin demiş. Ben oradan bir şey okumak için bunu anlatıyorum. Buraya geldikleri vakit 7 saat memnuniyetle telakki edip o arzuyu bir duayı makbule zannettim halde birden bu gecede manevi itiraz ve itap gördüm. Manevi bir itap. Said, ne yapıyorsun sen? İtiraz, yanlış yapıyorsun. İtiraz yani. Ben bu şeyinizi onaylamıyorum diyenler varmış bak. Manevi itiraz ve itap gördüm, o arzumun hatasını anladım. O arzumun hatasını anladım. Hiç görmediğim bu tarz manevi itabın 3 sebebi var diye devam ediyor. Hiç görmediğim bir itap. Ne yapıyorsun sen? Diye gece baskına uğramış. Abi bizde bir şey olmuyor. Bizde bir şey olmaz kardeş. Bizde bir şey olmaz. Mesela bazıları diyor ki, abi ben bazı diyenler var mesela. Abi ben çok günah işledim ama hayret ediyorum bana şefkat tokatı niye gelmiyor dedi. Bazılar bir direkt inan söylediler yani. Arkadaşlar ne olur iyi dinleyin. Şefkat tokatı geliyorsa hatadan sonra öp de başına koy. Çok büyük nimet ilahi. Eğer hata yapıp gıybet, iftira yaptın, televizyon, internet, rezil, kepaze, kırla gidiyor hiçbir tokat yemiyorsun. Allah sana yardım etsin. Cezan ahirette kaldı. Yani ikaz almıyorsun. Buna ne deniliyor biliyor musun? Zicir. Mesela bak. Sana vurayım. Vurabilir miyim şey Furkan? Niye vuramam? Uzak. Tokat yakın olanlara vurulur. Tokat yakın olanlara vurulur. Uzağa vurulmaz. Allah sana vuruyorsa Allah'ın yakınındasın. Allah'ın uzağındasan, yani bu mesafe kastedilmiyor. Merhameten Allah seni korumuyorsa hiç merak etme. O Firavun'un bile dişi ağrımamış. Sana öyle bir serbestlik verir, maddi imkanlar verir ki acayip firavunlaşırsın. Hiçbir toka, ikaz gelmez sana. Diyor ki burada, ey mümine kim ve adalet besleyen insafsız adam, nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber 9 masum ile bir cani var. Gemide 10 kişi var. Kaç tane cani var? 9 masum bir cani var. 9 masum bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Düşünebiliyor musunuz bakın? Bir evde... Allah razı olsun. Bir evde 9 tane masum var, bir tane zalim. Bir gemide 9 tane masum, bir tane zalim var. O zalimi öldürmek adına evi yakmak, gemiyi batırmak, çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum 9 cani olsa, tam tersine. Hatta bir tek masum 9 canı olsa yine o gemi hiçbir
hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Bir tane masum var, 9 tane zalim var. Ya ama o 9 tane zalim... Yok kardeşim, o masumun hakkını nasıl ödeyeceksin? Bir insan öldürmek, bütün insanlar öldürmek gibidir. Aynen öyle de sen bir hane-i Rabbaniye, sen Allah'ın bir hanesi olan, hane-i Rabbani olan şu cesedi ve bir sefine-i ilahi olan bir müminin vücudunu, vücudunda iman var, İslamiyet var, komşuluk gibi 9 değil belki 20 sıfat-ı masume varken sana mızır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfat yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla o hani o hani-i manevi vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. Mesela ya keşke batsa, oh iyi yapıyor diye bak, arzu veya teşebbüs etmek onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. Nasıl ödeyeceğiz? Çok zor. Ondan sonra bunlar ölmeden bilinmesi lazım. Çünkü tövbe kapısı var mı hala? Var. Niçin var? Güneş batıdan doğmadı. Nasibin varsa, neyi diyor o divan arbiyofide? Ben köydekileri çağırdım. Köyde kimse varsa, bunları söyledik. İşitecek insanda bir insaf varsa, ilk önce kendime. Ben bunları ne yapıyoruz biliyor musun? Birinci gayem şu, birbirimize telkin ediyoruz. Yanlışa düşmeyelim, mesul olmayalım. Sonra olay, her şey bittikten sonra keşke demeyelim. Yani keşke öyle yapmasın, keşke şöyle gitmeseydim diye. Bak, 208'de ne varmış? İnsanı hata ve galata atan bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. Görüyor musunuz? Yani burada hatanın kaynağını anlatıyor. 207'de, Mesnevi Nuriye'de gösteriyorum. Burada hatanın kaynağı dört hatvedir. Orada diyor ki, şurada, insanı hata ve galata atan, insanı hata ve galat, yanılmak. Bu dört tabakadaki farkı riayet etmemektir. Şimdi Rabbimizin ölçüsünü okuyorum, kesiyorum. Rabbimizin ölçüsünü okuyorum, kesiyorum. Nereden okuyorum? Yeri gösteriyorum. Sayfa 88. Mektubat. Bak buradan okuyorum. Üçüncü nokta. Lemalar. Ben ne dedim? Mektubat mı? Mektubat mı dedim? Evet abi. Yanlış söyledim. Lemalar. 88, bir daha göstereyim, tavsiye olsun. Lemalar 88. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsat eden bir desise-i şeytani şudur ki, cemiyet hayatını, bu ahir zaman fitnesini doğuran, devam ettiren, Müslümanları perişan eden şeytanın desisesi şudur ki, bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter, şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar, mümine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak, haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde amali mükellefini tarttığı zaman, hasenat-ı seyyata galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyat, mesela Allah şöyle yapacak insanlara, kullarına, günahları bir tarafa, sevapları bir tarafa, hangisi galipse ona göre hükmeyleyecek. Yani bir hatası var, koy cehenneme. Bir güzelliği var, koy cennete değil. Hasenat ve seyyat hangisi galip ise hükmeyler. Hem seyyatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyatını örter.
Yani bu ahir zamanda günah yapmak daha zor, kolay olduğundan bazen bir sebap belki de yüzlerce, binlerce günahını örter. Çünkü günah yapmak kolay, sebap yapmak zor. Bir de okuyayım. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyiatını örter Allah. Bir tek haseneyle bir Müslümanın çok günahını örter. Sen onu örttüğünü biliyor musun? Yok. Hala onun günahının peşindesin. Ya kendini unuttun. Sen kendi günahın peşinde ol yani. Kendimize telkin için konuşuyorum ben. Demek bu dünyada, bak bu dünyada o adalet-i ilahiye noktasında muamele gerektir. Bu dünyada birbirimize talebe, ustadına, şeyhine, hocasına, ablasına, liderine, şeyh zemine, kardeşler birbirlerine, karı koca hepsine girer bu. Nasıl yapacağız? Allah'ın bu dünyada bu adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Böyle yapacağız. Yani günah sebebi nasıl bu adamın? Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten sayı bakımından veya keyfiyeten ziyade gelse, bir adamın iyilikleri fenalıklarına adet bakımından veya kalite bakımından fazla sevabı yok ama öyle şartlarda, öyle ağır şartlarda bir vazife yapıyor ki onun bir tek hasenesi medresede oturan veya başka yerde tekkede, zikirhanede oturan, köyde yaşayan, günah şartları pek olmayan adamın 1000 tane iyiliğine bedeldir. Şartları çok ağır. Bir anda diyor, savaşta kahramanlık yapıyor, şehit oluyor. Nöbet tutmak, değil mi? Şartları var. Demek ki bir adamın iyilikleri, fenalıklarına adet bakımından veya kemiyeten kalite bakımından ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete mustahaktır. Belki kıymetli bir tek haseneyle çok seyyiatına nazar-ı af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan, bak ne yapıyoruz? Halbuki bu asıl insanı fıtratındaki zulüm damarı ile, şeytanın telkiniyle bir zatın 100 hasenatını bir tek seyyi yüzünden unutur, mümin kardeşine adavet eder. Oysa bir günah var veya bilinen, binlerce dev gibi sebebi var. O zalim damarı ile, zulüm damarı ile, şeytanın telkini ile o mübarek zatın yüzlerce iyiliklerini örter, unutturur. Mümin kardeşini bir de adavet eder. Günahlara girer. Allah'ım bizi muhafaza eyle. Allah'ım ehli imanı muhafaza eyle. Ehli imana insaf ver ya Rabbi. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir daha setreder göstermez. Öyle de insan garaz damarı ile. Bak insana ne damar varmış? Garaz. İnsan garaz damarı ile. Sinek kanadı kadar bir seyyi ile, garaz damarı ile, sinek kanadı kadar bir günah ile dağ gibi hasenatı örter, unutur, mümin kardeşini adalet eder, insanların hayat içtimaisine bir fesat aleti olur. Bir de sağda solda gevezelik yapar. Bak bir tek günah şuna benziyor, sineğin kanadı. Kocaman hasenesi dağlar kadar sebapları var adamın. Dağ yani. Bir tek sinek kanadı göze gelse göz görmüyor. Dağ gitti. Bu hangi damar yapıyor? İnsaf damarı mı yapıyor? Garaz damarı yapıyor. Garaz damarı insanda hakim olsa nasıl anlar kişi? Şöyle diyecek. Ölçü şu. Dışarıya götürmeyeceğiz bu manayı. Herkes kendisini uygulasın. Hariç değil. Garaz damarında olup olmadığımı şöyle anlarım. Ha bu kardeşim, bu adam arkadaşım, bu ustadım, bu hocam, bu alim bilmem ne. Bu şey siyasi olur, ailede olur, karı koca olur, hepsi var. Ha garaz damarında hakim olup olmadığımı şöyle anlarım. O burçta mıyım şu anda? Onun hiç iyiliklerini hatırıma getirmem.
Onun bu kadar ehli imana, ehli İslam'a, masumlara, mazlumlara bu kadar iyiliklerini hiç görmem. Giderim sinek kanadı gibi ufak bir şeyini yapalım. Abi karşıda kimse yok kardeşim, herkes yok. Örter. Sinek kanadı kadar bir kusur, ki kusur mudur? Sana bana göre kusurdur. Kendi ölçülerimize göre kusurdur. Koca dağlar gibi iyiliklerini örter, sonra mümin kardeşine adavet eder. Ne yapar bir de? İnsanların hayat içtimaisinin fesat aleti olur. Geçer bilgisayara, ona fitne, buna fitne, buna gıybet, buna iftira, buna bilmem ne. Ne yapar bu adam? İnsanların hayat içtimaisinin bir fesat aleti olur. Alet, bir fesat. Dinamit gibi. Bu adam sanki postatif kuyusu gibi. Neresini karıştırırsan karış, bilmem sidik kokar, bilmem ne kokar, böyle bir tip. Tip olur insan. Allah kimsenin başına vermesin. Garaz damarı böyle yapar adam. Ölçüyü kaçırdın mı, hiçbir ölçün yok. Bari bir laf dinlersen böyle, o zaman geri gelebiliyorsun. Hata, ne zaman hatalıktan çıkar? Kusur diyor, kusur bilinirse, geri adım atılırsa, onunla muamele etmesen kusur kusurluktan çıkar, af olur. Ama hala ısrar ediyorsun. Şeytanın bu desisine benzer diğer bir desisiyle başka bir tanesi de var. İnsanın selameti fikrini ifsat ediyor. Ne yapıyor bak. Bak başka bir tane. Garaz damarından hariç başka bir şey de var. Şeytanın bu desisine benzer diğer bir desisiyle insanın selameti fikrini ifsat ediyor. Hakaik imaneye karşı sihat-ı muhakemeyi bozuyor ve istikameti fikri ihlal ediyor. Ne? Şöyle ki, bir hakikat imaneye dair yüzer delaili ispatiyenin hükmünü nefine delalet eden bir amari ile kırmak, işte devam ediyor mesela, diyelim ki diyor, bu bizim meselemizin arkası değil. Mesela diyelim ki yüzlerce binlerce Allah'ın ispatına dair deliller varken, bir tane soytar işte birisi bir şey dedi böyle. Öyle mi ya? Hemen imanından şüphe etmek. Bu da şeydir. İşte burada bırakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim de Cenab-ı Hakk'a iltica et. O zaman ne yapacağız? Son cümlemiz olsun. İşte ey şeytanın desiselerine muptela olan biçare insan. Hayat-ı diniyeni, hayat-ı şahsiyeni, hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen ve sihat-ı fikir ve istikameti nazar, yani doğru düşünmek, doğru görmek ve doğru şeyleri sevmek, yanlışları sevmemek istersen, ölçü şu, muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanları ile, sünnet-i seniyenin terazileri ile, amal ve hatıratını tart, ve Kur'an ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yap. Bir de okuyayım. Ey şeytanın desiselerine muptela olan biçare insan, hayat-ı diniye, dine hayatını, hayat-ı şahsiyeni, enfus alemindeki psikolojini, hayat-ı içtimaiyeni, cemiyet hayatındaki konumunu, bulunduğun yerde selametini dilersen, doğru olmak istersen, yani dininde doğru, içsel aleminden doğru şeyler oturtmuş, dışarıda da doğru şeyleri yaymak istersen, sihat-ı fikir, doğru düşünmek, istikameti nazar, doğruyu görebilmek, o perdeler kalkması, selameti kalp istersen, el-hubbu fillah vel-buzu fillah, yani düşmanını bile Allah tayin etsin, dostunu Allah tayin etsin. Sen tayin etmemek istersen, muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanları ile, Kur'an'ın açık emirlerinin ölçüleri ile, sünnet-i seniyenin terazileri ile, amal, fiillerini ve hatıratını, gelen düşüncelerini tart, daima Kur'an'ı
ve sünnet-i seniyyi rehber yap ve e'auzu billahi mineşşeytanirracim de şeytandan kovulmuş, tard edilmiş şeytandan Allah'a sığın ve Cenab-ı Hakk'a irticada bulun. İşte bu 13 işaret, 13 anahtardır. 13 işaret, 13 anahtardır. Bu ilgini çekmiş miydi Mehmet? Anahtar bak. Anahtar demesi benim şu anda ilgimi çekti. 13 işaret, 13 anahtardır. İlk defa ilgimi çekti şimdi ve buna çalışacağım. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en ahirki suresi olan E'auzu billahi mineşşeytanirracim Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Kulazu bi rabbin nas Melikin nas İlahin nas Min şerril vesvasil hannas Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas Minel cinneti ve nas Suresinin Hısnı hasinine En sağlam Korunma kalasına Kalay metininin kapısını o 13 anahtarla aç, gir, selameti bul. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimun hakim. Ve kul Rabbi auzu bike min hamazati şeyatin ve auzu bike rabben yahturun. Sadakallahu'l-azim. El-Fatiha temas salavatı.